F1 ile önden görünüme geçiyorum. Shift ve A tuşuna basıyorum ve bir adet plane nesnesi oluşturuyorum. Rotate diyorum. X ekseni kırmızı eksen 90 derece döndürüyorum. Şöyle biraz geri plana çıkayım. G deyip taşıyorum şuraya. S ve Z ekseni diyerek şu şekilde biraz boyutlandırıyorum. G ile şuraya taşıyayım. Tab'la Edit Mode'a geçeyim. Ctrl R diyeyim ve şuraya 3 tane loop cut atayım. Ctrl R diyeyim. Şuraya da bir tane loop cut atayım. Sağ tıkla olduğu yere konumlandırayım. A ile hepsini seçeyim. Sağ tık Subdivide diyeyim. Ve Shift ve R tuşunu kullanarak iki kere daha tekrar edeyim bu Subdivide işlemini. Tabla Obje Mode'a döneyim. Shift ve A ile bir tane daha Plane nesnesi ekleyeyim. Tabla yine Edit Mode'a geçeyim. Bir ile önden görünümdeyim hala. Şunu birleştireceğim şimdi. M diyeceğim. Add Center diyeceğim. Tek bir noktada birleştirmiş oldum. Şimdi bu noktayı Extrude diyerek Z ekseninde yukarıya doğru hafiften şu bayrağın hizasını geçecek şekilde yükseltiyorum. Ve tabla Obje Mode'a geçiyorum. Sağ tık Convert diyorum ve bunu eğriye çeviriyorum. Şunu da G ve X diyerek şöyle biraz daha yaklaştırabilirim. G ve Z diyerek biraz daha yükseltebilirim. Eğriyi seçeyim. Buradaki ayarlar kısmında geometrisine geliyorum. Round'unu biraz arttırabiliriz. Ovalliğini şöyle biraz arttırıyorum. Fill Cap demek şu üstteki boşlukları kapatmasını istemek demek. Hemen göstereyim. Fill Cap diyorum. Kapatıyor üstteki boşlukları. Burası Resolution. Şu kenar sayısını arttırmak demek. Çözünürlük bir nevi. Şöyle arttırdım. Yine bir ile önden görünümden görelim. İnceltebiliriz biraz daha. Bayrağı seçiyorum. Şöyle yaklaşayım. Dışarıda mı? Tamamen dışarıda. Hatta G, X deyip biraz daha dışarıya doğru çıkartabilirim. Tabla Edit Mode'a geçtim. Şuradaki vertexleri seçiyorum. Sonra vertex kısmından Vertex gruba bir adet vertex grup ekliyorum ve assign ediyorum bu vertex grubu. Hatta pin grup diyebiliriz. Sabitlemek için kullanacağız. Pin grup dedim ismine de. Obje moda dönüyorum. Buradan fizik kısmından cloud diyorum ve aşağıya doğru iniyorum. Shape kısmına geliyorum. Pin grubumu buradan seçiyorum. Şimdi buradaki çarpışmalar bölümüne geliyorum. Obje collision ve Self Collision kendi çarpışmalarını aktif ediyorum. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen aşağıya doğru düşüyor. Pin grupladığımız yer sabit kalıyor. Şimdi geri geleyim. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Buradan Tension değerini 1 ve burada Compression değerinde 1 yapıyorum. Sonra boşluk tuşuna bastığımda animasyonumu oynatarak değerimi bu şekilde görüyorum. Animasyonu baş alayım. Bir de buna bir rüzgar efekti verelim. Rüzgar ekleyelim. Shift ve A diyorum. Buradan Force File kısmından Wind diyorum ve rüzgarımız geldi. G ve Z diyorum şöyle. Rotate ve Y diyorum. Şu şekilde bir döndürme yapıyorum. G diyorum. ZZ diyerek şu konumda şu konuma çekiyorum. G diyorum biraz yukarıya çekiyorum ve bunun gücünü de 5000 yapalım bakalım nasıl olacak. Boşluğa basıyorum. 5000'de böyle bir dalgalanma oldu. Hatta şunu G deyip şöyle biraz çekersem, başa alsam, rotate deyip Y ekseninde şöyle yapsam. Evet, gayet güzel bir dalgalanma oluyor. En başı kaldırırız animasyondan. Diğer taraflar gayet de güzel. Şimdi bayrağımı seçiyorum. Pişirme bölümüne gelelim. Buradan çaça kısmı ve buradan eksi 100 olarak değiştiriyorum. Yani eksi 100. kareden başlasın. 250. kareye kadar bunu bake yani fırınlayıp pişirmek istiyorum. Bake diyorum. Ekliyorum. Oynatalım. Bakalım birinci kareden gördüğünüz gibi şuraya çarpıyordu ama artık ondan kurtulduk. Çünkü eksi 100'den başlattık bake işlemini. Şimdi buna sağ tık ve smooth verdiğimde bakın biraz daha düzgün olduğunu görebilirsiniz. O dörtgen tarzı şeyleri göremiyoruz. Kontrol ve 1 dersem 1 derecelik subdivision Surfaces modifier'ını verdiğimde daha temiz bir yüzey elde etmiş oluyorum. Şimdi bunu artık renklendirme zamanı geldi.